bugün sizlere karanfille asat sonrası işlemler ve paketleme hakkında bilgi vereceğim. Karanfiller serada asat edildikten sonra ya içerisinde su alan kovalar içerisinde işleme evlerine getirilir ya da doğrudan toplama sepetleri içerisinde işleme evlerine getirilir. İşleme evlerinde, işleme havuzlarında yaklaşık olarak 3-4 saat su çektirdikten sonra karanfillerin işlenmesine başlanır. Bu amaçla öncelikle karanfillerde yaprak sıyırma işlemleri yapılır. Karanfilde yaprak sıyırma işleminde genellikle alttan 2 ya da 3 yaprak çifti, 1-2-3, 2 ya da 3 yaprak çifti sıyrılır. Yaprak sıyırma işleminden sonra genellikle boylama işlemine geçilir. Karanfillerde genellikle ihracatta 45 cm, 50 cm, 55 cm, 60 cm, 65 cm ve 70 cm olmak üzere farklı sınıflarda saplar uzunluklara ayrılmakta. Her sınıf yani her grup kendi içerisinde gruplandırmakta. İhracatta ağırlıklı olarak 50 cm ve üzerindeki çiçekler çok daha tercih edilmekte. Şu anda gördüğünüz gibi yaprak işlemleri sıyrıldıktan sonra demetleme işlemlerine geçiliyor. Demetleme yapmak için öncelikle tabana 6 tane çiçek, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çiçek yerleştiriliyor. Daha sonra bunun üzerine 4 tane, özellikle çiçek goncasının altında olmak üzere, dizili olmak üzere 4 tane yerleştiriliyor. Sonra üzerine tekrar başlangıçtaki seviyede olmak üzere tekrar 6 tane daha çiçek yerleştiriliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bunun üzerine son kat olmak üzere tekrar 4 tane çiçek. Yine altta goncanın altında olmak üzere, alt seviye olmak üzere diziliyor. Ve bu şekilde standart karanfillerde bir demette 20 çiçek olacak şekilde sınıflandırma yapılıyor. Daha sonra gördüğünüz bu demet 70 cm uzunluğunda kesiliyor. Kesildikten sonra sıra lastikleme işleminde. Sapların dip kısmı lastikleniyor. Lastiklendikten sonra çiçekler ihracat aşamasına gönderilmek amacıyla silivleme işlemine giriliyor. Yine demet silivden geçildikten sonra ya da çiçekler siliv içerisine yerleştirildikten sonra silivin kaymaması amacıyla, silivden kastımız plastik kılıf anlamında kaymaması amacıyla alt kısmı tekrar lastikleniyor ve bu şekilde çiçek ihracat hazır hale geliyor. Ve bu şekilde tekrar silivlenen çiçekler içerisinde su olan kovalara yerleştiriliyor ve 2 ile 4 santigrat derecelik depolarda çiçekler satışa hazır gelinceye kadar içerisinde sadece su olan kovalarda bekletiliyor. Ve daha sonra içerisinde frigofrik diye tabir ettiğimiz soğuk hava türlerle beraber yurt dışına ihracat yapılıyor.